Kusura bakma, uyandırdım. Yok ya, sabaha karşı uyuyakalmışım. Geçsene. Ben bir üstümü değiştireyim. Sermet. Merhaba, Fırat'tan bir haber var mı? Sermet'le konuştum, yeni bir haber yok diyor. Telefonun bulunması iyi haber mi, kötü haber mi anlamadım. Nalan, bilmen gereken bir şey var. Bu Sinan'ın bir tane kız kardeşi varmış. Amerika'da üniversitede okumuş. Bil bakalım hangi üniversite? Hangi üniversite? Fırat'ın gittiği üniversiteyle aynı. Hem de aynı dönemde. Fakat kız ikinci sınıftan sonra okulu terk etmiş. Aa! Ben buradan bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Adamları şimdi yolladım, araştırıyorlar. Yani bu kadar tesadüf boşuna olamaz. Evet, olabilir gerçekten. Yani Fırat'la Sinan belki o zamanlardan tanışıyorlardır bu kız kardeş vasıtasıyla. Of, bilmiyorum Atıf. Beynim çatlayacak düşünmekten. Ne yapacağız, nasıl bulacağız bu adamı? Dur, tamam. Panik yaparak bir yere varamayız. Bence bir jandarmaya gidelim. Jandarmadan bilgi alabiliriz. Şu bomba olayını bir aydınlatmak istiyorum ilk önce. Tamam. Ben bir Şadiye'ye bakayım, uyanmadı hala. Kim niye yapar böyle bir şey ya? Fırat'ın arabasına neden koyar onu? Bu nasıl bir öfke? Neyin bedeli bu? Öyle ya da böyle birilerinin canını fena yapmış anlaşılan. Adamlar istediklerini alana kadar Fırat'ın peşini bırakmayacaklar gibi gözüküyor. Alo, söyle. Dinliyorum. Aha. Eyvallah. İyi, tamam. Sen bana mesajla yolla. Ben internetten konumunu bulurum. Tamam, çok sağ ol. Tamam. Vay, büyük haber. Ne oldu? Kim aradı? Bu bizim güvenlikten elemanlar. Bu işte uğraşıyorlar. Sinan'ın ailesinin Fırat'ın kaçırıldığı yere yakın bir yerlerde bir evi varmış. Onun yerini bulmuşlar. İnanmıyorum. Gidelim hemen. Olmaz. Yani daha doğrusu seninle beraber olmaz. Ben tek başıma giderim. Seni denize bırakırım. Oradan kendim giderim. Hayır ya, ben izin vermem senin yalnız gitmeni. İstemiyorum öyle bir şey. Ya bir şey olmaz. Polislere haber vereceğim zaten. Bizim güvenlikteki çocukları da yanıma alacağım. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Ya Atıf, nasıl bir adamsın sen ya? İki gün önce Fırat'ı yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordun. Şimdi onu kurtarmak için hayatını tehlikeye atıyorsun. Çünkü senin üzülmene dayanamıyorum Nermin Hanım. Zaten Fırat ortalarda olmadıktan sonra Fırat'la uğraşmanın ne anlamı var ki? Siz benden haber bekleyin. Nermin'i de bir yere salmayın. Sinan'ın Fırat'la ne alıp veremediği olabilir ki? Ben anlamıyorum yani. E, tesadüftür ki Fırat'ın kaybolduğu bölgede evi var adam. Ya Atıf, senin böyle tek başına bir şeyler yapmana izin vermeyelim biz. Sermet bir arayalım, ona söyleyelim ha. Ceset meset istemiyorum. Sermet'i karıştırma. Ben polisleri kendi adamlarıma alıp kendim halledeceğim. Tamam. Bizi haberdar et ha. Hı-hı. Efendim? Sermet. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Atıf geldi. Bir şeyler anlattı Sinan'la ilgili. Şimdi detaya giremiyorum da. Fırat'ın kaybolduğu yerde galiba Sinan'ın bir evi varmış. Tamam tamam. Ben de oraya gidiyorum. Aynı izi ben de buldum. Atıf nereden öğrenmiş? Bilmem ki ben de işte. Öğrenmiş. Narin'le Atıf geldim. Bilmiyorum nereden öğrendin. Atıf da fırladı gitti. Narin şimdi karşıma sana selam söylüyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. Atıf kendini temize çıkartmak için bizim biradere yardım ediyor demek ki. Yalnız kendisine dikkat etsin. Sinan bir şeyler karıştırıyorsa onun da kafasını kopartır. Neyse, siz kendinize dikkat edin. Bir de sizi düşünmeyeyim. Gerçi Can Efendi size sahip çıkar. Tabii tabii. Tam zamanı böyle cümleler kurmanın değil mi? Siz bizi merak etmeyin zaten. Tamam, bir şey öğrenirsiniz haber verirsiniz. Tamam, tamam, görüşürüz, eyvallah. Birader, ben bu canı var ya öldürürüm. Allah'ım yarabbim, sen bana sabır ver ya. Yemedin içmedin Sermet'e yetiştirdin mi durumu? Ay ne yapsaydım? Atıf'ın da mı başına bir şey gelse? Çocuk anlamaz etmez böyle işlerden. Hiç değilse Sermet profesyonelce işi eline alır. Sen bu Sermet'e hayranlık durumunu bayağı bir abartmışsın ya. Saçmalama. Ne alakası var? Ay bütün işim bitti. Haydut'la hayran kalacağım. Ayrıca da yani lazım belki de arada, ne bileyim. Baksana dünyanın haline, haydut dolu.
Öyle hanım evladı gibi kenarda oturursan başına gelmeyen kalmıyor. Sermet'in başına bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Hı. Çözmüş yani Sermet bu hayatın şifresini, öyle mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.